Efendim Haber Kredi'ye hoş geldiniz. Biz bu periyotta gerilen Tahran-Washington ilişkilerini ve Orta Doğu konularını ele alacağız. ABD Başkanı Trump'ın Suudi Arabistan ziyaretini ve orada yaptığı İran hedefli açıklamalarını ele alacağız. Zira Trump yöntemi Obama yöntemine göre şimdilik Suriye konusunda Rusya'ya daha ılımlı yaklaşıyor ve Rusya ile işbirliğini açık duruyor. Ancak İran için aynı şeyi söylemek çok da mümkün değil. Bunun ne anlama geldiğine bakacağız. Trump İran'a yönelik sert mesajlar verdi Suudi Arabistan ve İsrail ziyaretlerinde. Ancak Tahran yönetiminden de cevap gecikmedi. İran, ABD'yi Orta Doğu'da tehlikeli teröristlere silah satmak ve Arap ülkelerine silah satın almayı teşvik için İran korkusu yaymakla suçladı. ABD Başkanı Trump'ın 110 milyar dolarlık silah anlaşması imzaladığı Suudi Arabistan ziyaretini İranlı yetkililer, Amerikan Başkanı bir kez daha İran hakkında tekrarladığı temelsiz iddialarıyla bölge ülkelerini daha çok silah satın almayı teşvik etmek için İran korkusu yaratmaya çalışmıştır denildi. Peki ne oldu da Obama döneminde düzelen İran ilişkilerini Trump yeniden geriyor? Yanıtını stüdyomuzda Yakın Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Kadir Golkaryan'la beraber bulacağız. Efendim hoş geldiniz öncelikle. Sağ olun, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, tabii siz İran'ı yakından takip ediyorsunuz. Evet, işiniz bu tabii. Şimdi baktığınızda ABD Başkanı Trump yeni başkan olduğu dönemde Tahran-Washington ilişkilerini elektrikli olacağını zaten sinyallerini veriyordu. Şöyle ki anımsatmamızda yarar var. Evet. Bir tweet atmıştı. Demişti ki ben Obama kadar kibar olmayacağım. Hı hı. İran ateşle oynuyor mesajı vermişti. İran yetkililerden lejet bir yanıt gelmişti. Yani onun karşılığında. Tabii ona bakacağız. Yani gerilimli Tahran-Washington ilişkilerine bakacağız ama geçen haftaya dönelim. Ilımlı reformist olarak kabul edilen Ruhani yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Ve Ruhani seçilmesiyle birlikte İran'da neler olacak? Yani İran nasıl bir dönem bekliyor? Ruhani'yi nasıl bir dönem bekliyor bu süreçte? Evet. Çok teşekkür ederim yine programımıza davet ettiğiniz için. Şimdi İran'daki seçimleri dikkate alırsak zaten İran'da seçimler başından beri yani 38 yıldır İran devrimi başladı ve en önemli noktalardan birisi yani İran'ın iç siyasetini dış politikasını belirleyen işte bu seçimlerdir ve sandık başındaki halkın oylarıdır. Tabii ki yıllardan beri bilindiği gibi İran bir engebeli yollardan geçmesine rağmen özellikle de dış siyasetinde kimi zaman savaşla uğraştı, kimi zaman ambargolarla karşı karşıya gelmesine rağmen ama ilerlemesine devam etmektedir. Hı hı. Bu arada tabii ki İran'ın halkı bir genç halk olarak ve nüfusu şu anda 80 milyona yakın bir nüfusa sahip olduğu için geleceğe bir perspektif oluşturmaya çalışıyor. Bu gerek siyasetçilerin içerisinde, gerek halkın içerisinde ve bir de tabii ki İran'ın medeniyetine baktığında, ulus devlet geleneğine dayandığımızda hı hı. bu bir normal bir süreçtir ve bunun olması da bekleniyordu. Şimdi bundan önceki yani 2002 yılından beri İran'da olan seçimler, Cumhurbaşkanlığı seçimleri çok önem taşıyor. Özellikle de 2009'da olan Ahmedinejad'ın döneminde hı-hı. radikal veya temelciler grubun iktidara gelmesi, dolayısıyla dünyayla zıtlaşması ve birbirlerine efendime söyleyeyim karşı protesto uygulamaları ve tezat oluşturan siyasi bir literatür ortaya koymalarından dolayı şiddetli bir ambargolar yaşandı İran'da ve hatta siyasi gerilimlerden gerilimlerden öte bir de ekonomi bizim sıkıntılarımız oldu, gerilimlerimiz oldu ki devalüasyon da onun bir örneklerinden birisidir. Yani gece yattıklarında yarın ertesi gün sabah bilmiyordu halk. Hı-hı. Mesela bir ürünü ihtiyacı olduğu bir gereksinimin hangi fiyatı alacaktır. Hı-hı. Dolayısıyla 2013 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Ruhani'nin aday olmasıyla beraber ve onun vaat verdikleri ve akılcılık ve ümit sloganıyla ortaya çıkması insanları yeniden bu sandık başlarında geleceğini belirleme amacıyla bir araya getirdi ve Ruhani kazandı.
Tabii ki ruhani işin üzerine geldiğinde, iktidara geldiğinden beri siz de takip ediyorsunuz. Defalarca bunu programımızda konuşmuştuk. Nükleer anlaşması, P5 artı 1 anlaşması bir tarafa, ondan sonra ekonomi gelişim de söz konusudur. Şöyle diyebiliriz, hatta enflasyonu dizginlemekle beraber işsizlik oranını da düşürdüler. Ancak buradaki bu seçimlerde bir meseleye dikkate almamız lazım. Yine bu kez de seçimlerde İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerde yine ana ve temel olarak iki kanat ortaya çıkmıştır. Reformcu kanatları ki Ruhani onun önderliğini yapmaktadır ve aynı zamanda da radikal kesimin adayları ki reis adında. Hatta muhafazakarların ümit beslediği değil mi? Ümit ettikleri evet, İbrahim reisi seçimleri kaybetti %38'lik oyu da herhalde hafife almamak gerekir evet, değil mi? Evet. Ama burada birkaç noktaya dikkat etmemiz lazım. Bakınız bu kez gerçekten de İran halkı ne kadar siyasi açıdan ilerlediğini ve aynı zamanda anlayışını göstermiş oldu. Nasıl diyeceksiniz? Çünkü karşı taraf yani muhafazakar kanadı devamlı bilmem 250 bin tümen dediğimiz 200 yani 100 dolar arda her bir kişiye destek parası vermesi, popülist bir sloganları yapması, vaatlerde bulunması, bilmem işsizlik oranını yükseltmeleri, bir yılda her yılda 1 milyon kişiye iş ortamı yaratması, bilmem evli olmayanlara şöyle yapmak, böyle yapmak hiçbirisi işe yaramadı. Yani halk artık bu kez hem çok kapsamlı bir oy sandıklarının başına geldiler. Halk gerçekçi davrandı. Evet ve çok %58'in üstü bile katılım vardı. %61'in üstü bir katılım vardı. %58'de zaten Sayın Ruhani kazandı. Bunu gösterdi ki halk artık popülist ve insanları uydurmak sloganlarıyla hiçbir şekilde kandırmaları mümkün değil. Ve insanlar artık hangi rotada hareket ettiklerini, nereye gideceklerini bunu iyi biliyorlar. Ve bunu Sayın Ruhani de çevresindeki arkadaşları da takım arkadaşları da bunu biliyor. Ve dolayısıyla bu olmadan önce dünya da zaten bunu bekliyordu. Siz demin de Amerika'nın siyasetleriyle ilgili konuyu gündeme getirdiniz. Hatta Trump bile kendisi dış siyasetinde İran'la ilgili hep böyle ikaz siyasetini tercih etmiştir. Ve, yani eylemci bir siyaset tercih etmek bekliyordu bunu. Evet, aynı zamanda Trump'ın İran karşıtı tavır sergilediğini görüyoruz. Ve Orta Doğu'daki o geleneksel müttefikleriyle Amerika'nın böyle içli dışlı oluyor. Mesela evet. İşte İsrail'e gitti, Suudi Arabistan'a baktığımızda. Evet, evet. Ve Obama yönetimiyle taban tabana bu konuda zıt olduğunu görüyoruz. Aynen. Peki Trump'ın İran yönetimi, Trump'ın bu eğilimlerinden yeni bir uluslararası izolasyonla karşı karşıya gelme olayı var mı? Gerçi Obama zamanında biliyorsunuz P5 artı 1 çok konuştuk bu şeylerin programlarda. Yeniden o ilişkiler daha gerilimi noktaya taşınabilir mi bu konuda? Şimdi şöyle sorunuza şöyle bir cevapla yanıt vereyim. Eğer bugün itibariyle John Kerry'nin 3 tane attığı tweet'i dikkate alırsak ki bugün Amerika Kongresi'nde Dış Siyasetler Komisyonu'nda zaten İran'la ilgili yeni yaptırımlar konuşulacaktır. John Kerry 3 tweet'inde çok önemli konulara değiniyor. Diyor ki bakınız ilk etaptan beri biz İran'la gerçi elimizde başka alternatifler vardır. Hiçbir zaman bunların tamamını uygulamaya uygun görmedik ve yaklaşmadık. Bu bir. İkincisi İran artık ok duruma geldi ki özellikle bu seçimden sonra nereye gideceğini, nerede olduğunu, nasıl bir siyaset izleyeceğini göstermiş oldu. Bunu dikkate almamız lazım. Üçüncüsü Avrupa Birliği'ndeki bizim müttefiklerin artık önceki Avrupa Birliği müttefiklerimiz değil İran'a karşı. Onu da göz önünde tutmamız lazımdır. Eğer bu üçünü bir araya getirdiğimizde aslında bence Donald Trump'ın yapacağı bir şey yoktur. Ve eğer de İran seçimleriyle aynı günlerde bu Orta Doğu yolculuğunu gerçekleştirmişse bir orada mesajı vardır aslında. Yani biliyorlardı bunlarda halkın yaklaşımını, halkın desteklemesini gördüklerine göre artık İran fobyasını oluşturmaya çalışıyorlar. Neden İran fobyasına çalışıyor? Zaten Donald Trump işi başına geldiğinde Orta Doğu'daki ülkeler eğer bizden korunmak istiyorlarsa bunun bedelini ödemek zorundadırlar. Bedeline de ne oldu? 480 milyar silah sattılar. Yani Amerika'nın işiyle Donald Trump bir ticari bir adamdır, bir siyaset adamı değildir. Gerçi bunun kurmarları başka ama o siyasi düşünceyle, siyasi değil de ekonomi düşünceyle yaklaşıyor. Ama burada da geldiklerinde bu İran korkusuyla bu kadar
ticaret oluşturdu. Bu kadar silah sattı ve başkaları da yapacaktır. Ve hatta gördüğünüzde İsrail'e gittiğinde bambaşka türlü bir yaklaşımı sergiledi. Ve burada Suudi Arabistan'da Riyad'da olduğu konular değil başka türlü bir konuları İran'a şöyle yapacağız bunu yapacağız. Ama bundan sonra diyelim ki ne yapabilir Amerika? Acaba tamamen pasif haline mi gelecek? Bu zaten... Sayın Ruhani'nin de gelecekteki dış politikasıyla ilgilidir. Sayın Ruhani'nin 3 gün bundan önceki konuşmasını dikkate alırsak Tahran'daki bu iki hurdat dediğimiz olayla yani Hatemi'nin iktidara geldiği olayla günüyle ilgili oradaki konuşmasını dikkate alsak dedi ki biz hiçbir zaman hiçbir kimseyle düşmanlığımız yoktur. Hiçbir ülkeyle de biz tezat oluşturmaya çalışmıyoruz. Biz artık halkın için, halkın bize verdiği oyu sofistike haline getirmiyoruz, heba etmeye çalışmıyoruz. Biz bunları değerlendiriyoruz ve dünyayla entegre içinde olacağız. Ve aynı günde biz Tillerson'u görüyoruz Amerika'nın dış politikasını. Eğer gerekirse, ihtiyaç duyulursa ben direkt İran Dışişleri Bakanlığı'yla da görüşürüm. Bizim kapımız, telefonumuz herkese açıktır diye. Yani bunlar gündemde olan meseleler ama bunun özüne baktığımızda ben gerilim noktalarını görmüyorum. Tabii ki Amerika bu kez artık nükleer silah meselesi değil. Üzerinde durduğu mesele nedir? Efendime söyleyeyim. İran bilmem savunma sistemini geliştiriyor. Balistik füzeler oluşturuyor. Bu da savunma sistemi. İran'da hiçbir ülkeye engelleyemezsiniz. İran'da balistik füzelemesi yapmıştı. Evet, evet. Bunu zaten her ülkenin ihtiyacıdır. Yani siz bugün kendiniz ya alacaksınız başka ülkeden teçhizatınızı, savunma sistemlerinizi ya kendiniz üreteceksiniz. İran şu anda o konuma gelmiş ki kendisi üretebiliyor, kendisi hatta satabiliyor piyasası vardır. O açıdan savunma sistemiyle birisini engellemek mümkün değil ve mantıklı da değil. Eğer yaparsa bu kez geçen defaki gibi dünya icması değil tek başına kalır Amerika. Sanmıyorum öyle bir riske de girmiş olsun. Evet. Şimdi Ruhani'nin Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra en geç tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Evet. Ama o telefon görüşmesinde güzel şeyler konuştular. Neler konuştular sizden dinleyelim. Bir de niçin? Yani, tabii Ruhani'nin seçilmesi birlikte Ankara-Tahran ilişki nasıl şekillenecek? Şimdi Ankara-Tahran ilişkileri bilindiği gibi birkaç yıldan beri stratejik bir işbirliği çerçevesinde oluşuyor. Bu stratejik işbirliği sadece güvenlik, siyasi veya ekonomi açısından değil, çok boyutlu yönlerde biz Ankara-Tahran ilişkilerini takip etmekteyiz. Örnek, bariz bir örnek olarak da Astana biz müzakerelerindeki aldığı üçlü kararlar Rusya, İran ve Türkiye ile ilgili Suriye konusuyla ilgili olarak bunu da görmüş oluyoruz. Şimdi Sayın Erdoğan'ın İran'a geç tebrik sunması veya tebrik etmesi bir tarafa bakılırsa ama oradaki konuşmaları telefonla konuların üzerinde müzakere etmeleri çok önem arz ediyor. Bu konulardan bir tanesi zaten 30 milyar dolarlık yıllık bir kapasite, ticari kapasiteye ulaşmalarıdır ki Sayın Abdullah Gül döneminden bu takip edilmedeydi ama sonra ambargolar bir taraftan dediğimiz gibi kısıtlamalar bir taraftan bu hacim hiçbir zaman elde edilemedi. 10-15 arasında böyle meccezir yaptı. Ancak bunun üzerinde iki tarafın da siyasi iradeye sahip olduğunu, kararlı olduklarını, bu yolda hangi anlaşmaların gerektiğini, hangi işbirliklerin yapılması önemlidir. Ve diğer önemli konulardan bir tanesi illaki Astana müzakerelerinin devamında sadece Suriye meselesi değil, Orta Doğu'daki siyasi istikrarın gerçekleşmesinde beraberce adım atmaları da ikisinin arasında olan konuşma konularından birisiydi ki bunlar çok önem arz ediyor. Evet. Efendim yine geçtiğimiz haftaya gidelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington ziyaretini değerlendirmenizi evet. Ben isteyeceğim. Nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington'a gitmeden önce çok net dedi. Virgül değil biz nokta koymaya gidiyoruz dedi ama ortaya konulan somut bir anlaşmanın olmadığını görüyoruz. Hatta bugün kendi baş danışmanı İlnur Çevik şu şekilde analiz ediyor. Erdoğan ABD ziyaretine ilişkin. Şu gerçek de ortaya çıkıyor diyor. Türkiye-ABD ilişkilerine nokta veya virgül bile konacak bir durum yok. Bu iş çok karışık bir durum haline geldiğini söylüyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu? Şimdi Orta Doğu'daki olayları
biz bir sabakasına, yani geçmişine bir bakarsak, aslında bir inanç ve paradigma, Amerika'nın paradigması üzerinden yapılan bir oyunlardır. Yani Irak'ta İran'ın işgal etmesini bir tarafa koyun, onun üzerinde durun. Suriye'nin üzerinde olan olayları dikkate aldığınızda aslında Amerika bir amaçla bu bölgeye gelmiştir. Bu amacına ulaşmak için elinden geldiğini yapmaya çalışıyor. Şimdi Sayın Erdoğan buraya kadar açıkçası ve hatta Dışişler Bakanlığı diplomasi sistemi aslında bence Amerika karşısında çok mütevazi bir davranışla yaklaşmıştır. Şimdi bu tevazu diyeceksiniz ki acaba ihtiyaçlardan dolayı mıdır? Amerika, Türkiye Amerika'ya bağlı olduğu, NATO üyesi olduğundan mı böyledir, yoksa bir çıkar meseleleri vardır? Tabii ki siyasetin içerisinde ve ikili ilişkilerin içerisinde bir kısım meseleler ortadadır, açıktır, herkes biliyor. Bir kısımlar kapı ardındadır, perde arkasında olan olaylardır ki onları birçoğumuz bilmiyoruz. Ancak bunu bilmek lazım ki Amerika ne Türkiye'yi bırakabilir ne de Türkiye Amerika'yı bırakabilir. Ve bu inancın doğrultusunda Sayın Erdoğan da gittiğinde orada bekliyordu ki karşı taraftan ihtiyaçlarını, istediklerini, taleplerini olumlu değerlendirsin ve ona yanıt versinler ki FETÖ meselesi bir tarafıdır. Ondan sonra YPG'yi desteklemesi de diğer konulardan birisidir. Demin İran konusunda bahsettiğimiz gibi Amerika tabii ki çifte standart bir ülkedir siyasetinde. Hiçbir zaman tek yolun üzerinde gitmiyor. Hatta bunu sadece kendi müttefikleriyle değil de diğer rakip ülkelerle de, Rusya'yla da aynı şekilde oyun oynamaktadır. Burada kendi çıkarlarını tespit etmek için, ayakta tutmak için, desteklemek için ve onu elde etmek için ne olursa olsun çok riskleri de göze alıyor. Şimdi YPG'yi desteklemesi ve Suriye'de olan onları silahlandırması ve onları himaye etmesi tabii ki bu bir müttefiğin kabul edilebilir ve Türkiye açısından. Türkiye bir de NATO üyesi olarak kabul edilebilecek bir konu değildir. Kesinlikle buna cevap vermesi gerekiyordu ki maalesef bu cevap alınamadı bugüne kadar. Ve onlar da biz mesele bitene kadar, hatta aldığımız yerleri sonra Araplara bırakacağız, biz Kürtlerden boşaltacağız diye, bunlar hepsi vaattır. Ama o günün olayları neyi gösterecektir, hangi siyasetle, hangi parametrelerin oynadığını şu anda tahmin etmek mümkün değil, o gün gösterecektir. Peki, bence sadakatli davranmıyor Ankara'ya karşı. YPG ve OPYD konusunda Tahran'la Washington bu konuda yakınlaşıyor mu? Hayır. Çünkü bu hassas noktalardan birisidir bu bölgede. Bildiğiniz gibi toprak bütünlüğünün bozulması veya şu anda olan ülkelerin içerisinde başka bir bağımsız ülkelerin oluşması, ister Kuzey Irak bile olsun, hatta Barzani birkaç defa hatırlarsanız birkaç ay bundan evvel bayraklarını resmiyete tanıtmasını istedi. Ondan sonra bağımsız olacağız diye partilerin içerisinde münakaşaların olmasına rağmen Tahran buna ret çekti. Çünkü şu anda bildiğimiz gibi eğer Kuzey Irak'ta bir devletin oluşması gerekiyorsa, ki şu anda bir iklim halinde duruyor orada, yani bir bağımsız bir özel bir bölge olarak görünüyor ama bir devlet olarak değil, Birleşmiş Milletler'de bir üye sayılmıyor, ama buna olumlu bakıp da Suriye'de olan Kürdistan bölgesi eklenirse, İran'da olan Kürdistan bölgesi eklenirse, Güneydoğu Türkiye'si, Anadolu'su ona eklenirse zaten bir başka bir ülke ortaya çıkacaktır ki bu herkesin toprak bütünlüğünü gölgelendirecektir, tehlikeye sokacaktır. Sadece toprak bütünlüğünün bozulması değil, bunun ardında ekonomi meseleler var, strateji noktalar var, birçok menfaatlar, çıkarlar var ki bunlar tehlike olacaktır. Buna hiçbir zaman İran yaklaşmadı ve bu konuda da onları desteklemez, mutabakata girmez. Kaldı ki İran'da doğabilecek sıkıntı sadece İran'ın sınırı da kalmayacak galiba, evet, değil mi? Evet, yani evet. Az önce söylediğiniz gibi yani Irak ve Irak'ın kuzeyine zaten Türkmenler, evet, Şiiler, evet, ve Şii güçler arasında gerginlik de alevlenebilir. Bu da herhalde evet, çok bir şeyi ben dikkatinizi çekmek isterim. Bakınız, Sovyetler Birliği'nde olduğunda sadece İran'la ilgili bahsediyorum veya Türkiye ile ilgili bahsediyorum. Sovyetler Birliği'nde olduğunda tek bir Sovyetler Birliği vardı.
Her bir ülkenin Dışişler Bakanlığında Sovyetler Birliği ile ilgili bir masa vardı. Uzmanlık masası vardı. İstihbarat teşkilatlarında aynı şekilde. Ama bir sonra baktık Sovyetler Birliği dağıldı. Her bir ülke için kendilerine özgün bir uzmanlar yetiştirmek lazım. Bir masa, bir birim oluşturması gerekiyor. Bu hem güvenlik açısından hem siyasi açıdan ki bu da tabii ki işlerin yoğunlaşmasına, sıkıntıların ortaya çıkmasına sebep oluyor. Ve bugün böyle bir şey olursa bütün bu bölgedeki ülkelerin başı ağrır. Ve ona göre ben sanmıyorum böyle bir şey olduğunu. İran bu konuda kesinlikle Ankara ile mutabakatta kalacaktır. Evet. Efendim eklemek istediğiniz başka konular var mı? Başka bir konuya gelirse bu demin Ruhani'nin kazanmasından bahsettik. Bu kazanım sadece halkın kazanımı değil ve bir sistemin kazanımıdır ve insanların oradaki sözünün hakimiyetini gösteriyor. Buna vurgu yapmak isterim. Ve artık bundan sonra 4 yılda reformcuların iktidarda olması zaten sadece petrol gelirleri değil de turizm açısından diğer ihracat konularında gelişimleri dikkate aldığımızda bundan sonra İran hızlı şekilde ilerleyecektir ve bölgede zaten bugüne kadar da dengeleri koyabilecek bir ülke olduğu gibi daha da buradaki güveni sağlamasında Batı'ya rol alacaktır. Batı'ya daha da yakınlaşacak mı? Tabii ki Batı dediğimizde burada bir ayırmak lazım. Bir Amerika vardır, bir Avrupa Birliği vardır. Avrupa Birliği'ni dikkate aldığımızda Avrupa Birliği bundan çok hoşnuttur. Ve çok bundan razıdır. Çünkü Macron bile ilk günde telefonla aradı, tebrik etti. Almanya'da veya Almanya'da onun gibi, evet. Herkes onun gibi. Dolayısıyla hatta bile İngiltere Dışişler Bakanı Johnson da aynı şekilde yazılı değil de sözlü olarak telefonla tebriklerini etti. Dolayısıyla karşılıklı olarak Batı dünyası dediğimizde Avrupa Birliği ile İran arasındaki iletişimler, ilişkiler çok güzel boyutlara girecektir. Ve bunun faydasını da, meyvesini de herkes bu bölgede de görecektir inşallah. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler için. Çok sağ olun. Değerli izleyenler, programın sonuna geldik. Az sonra ikinci konumuzla karşınızda olacağız.